İnsanlar değişim istiyor. Hayatında mutluluk istiyor, başarı istiyor. Arzuladığı o zenginliği istiyor. Bunları istiyor fakat buraya ulaşabilmek için yapması gereken bir şey var. %95 oranına sahip en önemli madde var. Bu madde bu %95'lik oranını değiştirmediği müddetçe arzuladığı hedefe, başarıya, zenginliğe veya aile huzuruna veya içsel o huzura ulaşamıyor. Bu %95'lik oran nedir? Bunu anlatmak istiyorum. İşin sırrını anlatmak istiyorum. Eğer siz de arzuladığınız bu hedefe, başarıya, huzura ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. O %95'lik oranının ne olduğunu, ne yapmanız gerektiğini öğrenir, hayatınıza yansıtabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, ne olursa olsun hayatınızda arzuladığınız bir hedef var. Örneğin zengin olmak istiyorsunuz. Finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsunuz. Burada en çok dikkat etmeniz gereken, emek harcayacağınız konu bakış açısı olması lazım. Şimdi bakış açısıyla alakalı birçok isim var sevgili arkadaşlar. Bunların tarifini yapayım. Bakış açısı diğer bir isim çekirdek inanç. Bunun yanında zihin yapısı, akıl seti, mindset, kafa yapısı. Bunun gibi yüzlerce ismi var sevgili arkadaşlar. O yüzden ben bakış açısı diyorum. Bakış açını ilk önce değiştirirsen, bakış açısıyla beraber dil kalıpları değişir. Dil kalıplarıyla beraber duyguların değişir. Duygularınla beraber davranışların değişir. Ama ilk önce %95'lik kısım bakış açısı. Yani sen çok çalışarak zengin olamazsın. Çok çalışanlar, en fazla çalışanlar maden işçileri. Onlar zengin olurdu değil mi? Burada yapman gereken şey ne? Emeği nereye harcayacaksın ilk önce? Bakış açısına. Kafa yapını değiştirdiğinde, bakış açını değiştirdiğinde senin ayak bağların neyse onlardan kurtulmuş oluyorsun. Yani seni okyanusun dibine çeken ipler var, zincirler var. Sana yüklendi bunlar. 18 yaşına kadar 144 binle 455 bine kadar sana söylenen dil kalıpları. Hipnoz kelimeleri, yanlış kelimeler ile oluşan yanlış bakış açısı oluştu sende. Ondan dolayı başaramıyorsun, ondan dolayı arzuladığın finansal özgürlüğe ulaşamıyorsun. Veya arzuladığın ailenle beraber o huzura ulaşamıyorsun. Neden? Çünkü sen doğduktan itibaren sürekli negatif cümleler ile seni hipnoz ettiler. 40 kere deli dendiği zaman nasıl deli oluyorsan, sana bu zamana kadar 455 bin kere bir mendil alacak kadar paramız yok dendi. Yokluk bilinci yüklendi. Veya evlilikte başarılı olamamanın sebepleri olan kadınlar işte şöyle kötüdür, böyle kötüdür, dırdır yapıyorlar diye senin beyninde bilinç altında bir ayak bağı oluştu. Veya bunun tersini de söyleyebiliriz. Hanımefendilere erkekler işte şöyle kötü, böyle kötü, şöyle zalim diye söylendiğinden dolayı 455 bin kere insanoğlu işte kadınlar veya erkekler o şekilde inanmaya başladı. Aile huzuruna ulaşamıyor. Veya o arzuladığı finansal özgürlüğe ulaşamıyor. Veya o istediği o özgüvene ulaşamıyor. Veya o arzuladığı sağlığa, o dinç haline ulaşamıyor insan. Veya hani var ya mesleğinde bir türlü başarılı olamıyor. Bu insanlar dolu, mesleğinde huzursuz olan, yani sevmeden iş yapan piyasa onlarla dolu. Bunlar neyle alakalıymış? Ayak bağlarıyla, bakış açısıyla alakalıymış. Daha önceden yüklenen yanlış insanların bakış açısı size yüklenmiş. Ondan dolayı arzuladığın hedefe ulaşamıyorsun. İlk yapman gereken demek ki neymiş? Bakış açısı. Yani bu zamana kadar sana yüklenen yanlış bir bakış açısını ne yapman lazım? Beyninden çıkarman gerekiyor. Değiştireceksin.
Bakış açını değiştireceksin ve öyle o şekilde beynine sokacaksın. İşte sen o yapıyı değiştirirsen, bakış açını değiştirirsen, akıl setini değiştirirsen ondan sonra arzuladığın hedefe ulaşırsın. O yüzden bütün eylemlerden, bütün çalışmalardan önce yapman gereken şey bakış açısını değiştirmek. Bu hayatındaki değişimdeki en büyük orana sahip %95'lik oranına sahip sevgili arkadaşlar. Sen bakış açını değiştirmeden, yani kafandaki kilidi açmadan, kafandaki kilitleri açmadan, ayak bağlarından kurtulmadan o arzuladığın hedefe 8 milyar insan bir araya gelse ulaşamaz. Sana kimse yardımcı olamaz. Mümkün değil. Senin araban benzinle çalışmasına rağmen sana yanlış bakış açısı yüklendi. Yani mazot kondu senin arabanın tankına. Ondan dolayı arzuladığın hedefe gidemiyorsun. Yapman gereken mazotu çıkarıp benzin koyacaksın yerine. Bunu yaparsan eğer, ilk kafa yapını değiştirirsen, bakış açını değiştirirsen işte o zaman çorap söküğü gibi çözülmeye başlayacak. Problemlerin çözülmeye başlayacak. Bazen domino etkisi olacak ve arzuladığın hedefe ulaşacaksın. İlk önce kafa yapını, bakış açını değiştirirsen. Senin aklına şu soru da gelecek. Hocam tamam iyi güzel de ben bakış açımı nasıl değiştireceğim? Bir kere şunu yapacaksın. Bak bu zamana kadar sana yanlış bakış açısını kim yükledi? O senin çevren yükledi değil mi? Kim olursa olsun. En yakınların veya senin öğretmenin. Bunlardan uzak kalman gerekiyor. Onların söyledikleri buradan girecek, bu taraftan çıkacak. İlk yapman gereken şey bu. Sonra arzuladığın bakış açısı kimlerde var? Hangi insanlarda var? Onlarla iletişime gireceksin. Onlarla beraber olacaksın. En çok görüştüğün 5 kişi kimse onlara benzeyeceksin. Üzüm üzüme baka baka kararır. Söyle bana arkadaşının kim olduğunu. Ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim hesaba. Sen ilk buradan başlayacaksın. Sen eğer doğru yolda ilerliyorsan bakış açını pozitife değiştirip değiştirmediğinde şöyle anlarsın. Seni negatif etkileyen insanlardan uzak kaldın ve pozitif etkileyen insanlarla berabersin. O insanlar yavaş yavaş kendi üzerinde çalışma yapman gerektiğini sana anlatırlarsa, seni o yönde yönlendirirlerse, sana şunu diyorlarsa ilk önce kendini tanıman lazım. Diyorlarsa doğru yoldasın. Çünkü kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini tanımak hayatı bereketli yaşamana vesile olur. Kendini tanımamak hayatı ziyan etmek, israf etmeye dönüştürür. Dolayısıyla sen yavaş yavaş adım adım kendini tanıyarak, ayak bağlarından kurtularak, arzuladığın hedefe ulaşmak için yeteneklerini bularak, yani o içindeki aslanı uyandırarak arzuladığın hedefe ulaşırsın. O zaman bilirsin ki ben arzuladığım bakış açısını kazandım artık. Ve yavaş yavaş öyle ilerlersin. Ve gelişimin 7'den 77'ye kadar devam ettiğini kabul edersin. Arzuladığın o bakış açısına hızlı ulaşmak istiyorsan o zaman kendine doğru kaliteli bir rehber bulman gerekiyor. Yani sen ehliyet almak istiyorsan kitap okuyarak, video izleyerek araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Araba sürmeyi öğrenmek için sana yardımcı olacak. Senin dil kalıbına, senin değer kalıbına sahip, senin inançlarına sahip bir rehber bularak ondan araba sürmeyi öğreneceksin. O seni en hızlı şekilde arzuladığın hedefe götürür. Biz yıllardan beri sevgili arkadaşlar Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda rehberlik ettik. Onlara ayak bağlarından nasıl kurtulacağını adım adım gösterdik. İçindeki o yeteneği, beceriyi veya içindeki o aslanı keşfederek potansiyelini arttırarak arzuladığı hedeflere nasıl ulaşacağını onlara adım adım gösterdik ve onlar iş hayatında daha başarılı, özel hayatlarında daha huzurlu oldular sevgili arkadaşlar. Eğer sana da bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilmek için aşağıdaki linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.